Yine maalesef bir kadın cinayetini konuşacağız. Yani kocası kendi hayatına son verdiğini söylüyor. Ama bir insan kendisini öyle yakar mı? Ve etrafta neyse birazdan babasının zaten iddialarını dinleyeceksiniz. Yaptığımız röportajı sevgili Figen Hanım, çocuğu var mıydı Figen'in? Üç çocuğu var. Of of Biri of. üniversitede, biri Of. üçüncü sınıf, biri anaokulu. Of Haydar Bey ya. Yaptığımız röportaj bir ekranlarınıza gelsin lütfen, konuşalım. Kızımı tanımadım. Kendileri bile toprağı verdim. Bu katillerin kim olsun istiyorum. Üç çocuk annesi Figen Çoban 21 Ocak'ta yanarak can verdi. Figen'in eşinin ailesi, gelinimiz hayatına son verdi dedi. Baba Haydar Karataş ise tüm bu yaşananlara isyan etti. Filiz cinayete mi kurban gitti? Genç kadının ölümündeki sır ne? Kızım dediklerine göre çiti bakırı diyorlar. Bu deterjan bakırı. İçine benzin koymuş, tepesinden aşağı dökmüşler. Tepesinden döken şahıs göbekten yukarı. Şu kol şuraya kadar yanar da altta çorap, pantolon şu şekilde. Çocuk böyle olur mu? Olur mu? Kol şuraya kadar yanık. Burada yukarı yanık. Bunun failleri aranmasını, teslim olmasını istiyorum. Fermarı açtılar. Şuradan yukarı baktım. Kara kömür gibi. Kızımı tanımadım. Kendileri bile toprağı verdim. Gözaltına alınıp bir gün sonra serbest bırakıldılar. Cenaze katılmadılar. Cumartesi günü tutuklandılar. Pazar günü saat 5-5.30'da salı vermişler. Evi gezdikten sonra dümür olan kadın üç defa elini sıveçlemiş. Çocuklarım kurtuldu demiş. Hiçbir tepki yok. Oradan o günden bugünü bizi arayan soran yok. Olaydan bir gün önce Perşembe günü akşam beni kızım aradı. Baba ben mülakata gidiyorum. Beni götürür müsün? Tabii ki kızım götürmem dedim. Sabah 7.30'da gittim. Kızımı aldım. Götürdüm. De mülakatı kazandı. Evini bıraktım. O günden sonra yüzünü görmedim kızımın. Ertesi gün yanık böyle buldum. Kızım seni ellerimle kara toprağa koydum ama devamlı arkandayım. Kanımın son damlasına kadar peşindeyim kızım. Haydar Bey, Allah sabır versin. Sabır dilemekten şu an için elimden başka bir şey gelmiyor. Evet. Ama siz diyorsunuz ki benim kızım bir cinayete kurban gitti. Bize yardım edin diyorsunuz. Evet. Biz de elimizden geleni yapacağız. Tıpkı Mine'de olduğu gibi canla başla çalışacağız. Siz Muğla'da nerede yaşıyorsunuz? Yatağın Turgut'ta. Yatağın Turgut'ta yaşıyorsunuz. Evet. Peki Figen ne zaman, nasıl hayatını kaybetti? Şimdi Didem Hanım, ondan hiçbir malumatımız yok. Nasıl öğrendiniz peki? Sabah ben kalktım, hanım rahatsız, kahvaltısını yaptırdım. Haplarına yöne koydum, içirdim. Hanıma dedim bir kahveye gideyim ben. Kahveye indim. Benim telefonum herkeste var. Süleyman arıyor hanıma. Süleyman arıyor ve kızınızın Süleyman kim? Hayatına son verdiğini damadın söylüyor. Damadın kardeşi. Damadın kardeşi. Evet. Senin yani şey kızının, Figen'in benim hanım hayatına. Benim hanım arıyor. Ve hayatına son. Arkasından kız kar madene çalıştığı yere, isim vermem önemli mi? Kızımı arıyor. Ablen diyor. Musunuz arkadaşlar? Yani şimdi rütük kuralları gereği böyle bazı kelimeleri evet, maalesef söyleyemiyoruz. Hayatına son verdiğini evet, söylüyorlar size. Peki. Kahveci kahve getirimden hanım aradı beni. Ya yani kendi hayatına kendisi son veriyor diyorlar. Evet. Ha. Peki. Hanım aradı beni böyle böyle. Nasıl ev vardım, hanımı aldım, vardım. Emniyet kuvvetleri gelmiş. Jandarması, hakimi, savcısı, olay yeri incelemesi. Biz en son haber almışız. Nasıl yakın mı oturuyorsunuz? Aşağı yukarı 6-7 kilometre aramız. Çok fazla değil. Evet. Peki ilk eşinizi aradığında kendi hayatına son veriyor ama nasıl son verdiğiyle ilgili, nasıl öldüğüyle ilgili detayı söylüyor hiçbir mu damadın kardeşi? Hiçbir detay yok. Saat kaçta? Ya ayın 21 Ocak'ta bu olay oluyor. Evet. Yani daha 10 gün önce yaşanan bir olaydan evet, bahsediyoruz. Evet. Saat kaçta bu olay yaşanmış peki? Şimdi değil tanımam. Saat
kaçta olduğunu bilmiyorum ama bizim vardığımız orada 9.30 şey 10 ile 11 arası vardık biz oraya. Ayın 21'inde evet. 10 ile 11 arası evet. Oradaydınız. Herkes tamam. Toplanmış. Evet. Dümür şöyle oturuyor. Vardım dizinin dibine dip çöktüm. Sol gözü morarıp duru. Kızınızın. Hayır. Dümür'ün. Dünür'ün kayınvalidesinin. Evet, kayınvalidesinin. Sol gözü morarıp duru. Şuraya kadarını kararıp duru. Evet. Diz çöktüm. Dümür ne oldu bu gözün dedim. Kapıyı çarptım dedi. Kapı çarpsın Dümür dedim. Alnını vursun alnını dedim. En sonu benim kız. Ondan sonra çekildim. Ardından 10-15 dakika geçti. Evet. Damat bir oraya gidiyor. Sanki ailesi ölmemiş, bilmem ne olmamış. Bir oraya gidiyor. Damat çok rahat. Çok rahat, çok sakin. Damat da ekranda gördüğümüz kişi mi? Ondan sonra... Şu LED'e verin arkadaşlar görsün. Babası, Figen'in babası. LED'e verin. Evet. Damat bu mu? Evet. Peki. Kolluk kuvvetlerini dedim ki, komutanım şu şaştı. Üzerimi yürüdü. Komutanım dedi, şu şahıs dedi, beni dedi, tahrik ediyor dedi. Sizden mi bahsediyor? Evet. Allah Allah. Şu şahıs. Sizden şu şahıs, diye bahsediyor. Evet, şu şahıs seni beni tahrik ediyor dedi. Bir kayınpederisiniz normalde. Evet. Bir kızınız ölmüş ve öyle kullanıyor. Yanımda bacınağın damadı var. Allah Allah. Sen kim dedi? Bu adamın yüreği yanıyor dedi. Öyle kolluk kuvvetleri üzerime yürümedi. Niye yürüsünler siz? Acılı babasınız yani. Peki kızınız, ya, o kayınvalidesinin özellikle gözünün mor olması dikkatinizi çekmiş. O çok ilginç. Kayınvalide neden gözü mordu diye bir şey söylemedi yani. Şimdi beni kapı çarptım. Nasıl bir morluktu? Özür dilerim böyle. Şurada. Şurada bayağı yani eski bir morluk değil, yeni oluşmuş. Yeni bir... oluşmuş, şuraya yenmiş. Şuraya kadar yani evet. O kadar mor. Evet. Yani şuradan, şu gözünün şuraya kadar mor. Evet. O evde bir tartışma olmuş o zaman. Tabii. Geceden tartışma oluyor. Sabah işte bu olay oluyor. O sesi duyanlar oluyor mu ki gece tartışmayı? Herhalde komşular duymuştur. Ben bilmiyorum, görmedim. Tamam, yani ben duyanlar, yalan görenler, yalan, olayla bilgisi olanlar lütfen bizi arasınlar işte, evet, zaten. Yalan söylemem gerek yok. Üzerimde tamam. Allah var. Allah'ım. Peki kızınız, ama, yani kızınızı gidip gördüğünüzde, bunu sormak zorundayım, detay veremeyeceğim ama kızınızın cesedini nerede gördünüz? Gördünüz mü? Şeyde, yatağın morgda gördüm. Morgda erken gördünüz. Hakim savcı işini bitirdi. Savcıdan izin aldım. Bir komutan geldi. Fermuarı açtı şurayı kadar. Buradan yukarısı kömür gibi bir şurası. O kadar yağmış. Başka hiçbir yerinde bir şey yok. Çorapları bile sapsağlam. Özür dilerim. Bu belden aşağısını? Hayır. Ha, bir daha söyle. Buradan bu kol kafa. Ha, şuradan bilinmez halde. Yukarıya tanınmaz evet. Halde. Şu çekirdeği yatırmışlar. Buradan yukarı dökmüşler. Altta hiçbir şey yok. Gaynas diyor. Bakkaldan aldığın deterjan çitik kovası diyoruz biz. Çitik kovasını aldı diyor, ya, tepesinden döktü diyor, sen bir bardak su al, kafayla dök bakalım, nereye gidiyor? Elinde çakmak, yaktı diyor, çakmak şöyle atılıp duruyor. Kim diyor bunu size? Kaynanası filan, hepsi. Ya kaynanası mı söylüyor? Evet. Ya kaynanası derken anlamadım, kim söylüyor? Figen'in kaynanası, oğlanın annesi. Figen'in kaynanası, yaktığını oğlunun, kendi oğlunun. Kendi oğlu Hayır, Figen kendisini yaktı diyor. Figen bir bardak döktü diyor. Bir bardak döktü kafasını aşağıya diyor ve çakmakla şey yaptı. Peki neden hayatını son vermek istemiş? Niye, derdi neymiş? Figen bir problemi var mıydı? Bir sıkıntısı var hayır, mıydı? Hayır, hiçbir sıkıntısı yok. Çocuğu sünnet yaptırdılar. Baba şunu değiştireceğim, şunu değiştireceğim. Çocukların üstüne titrerdi. Kızların babacıydı. Evet. Ben hiçbir şey saklamadı. Ama perşembe gün akşam aradı beni. Mülakatı götürür müsün? Götürün kızım dedim ben. Cuma günü saat 8'de aldım. Güney Ege Liniyat işlemlerini götürdüm TK'yı. Ben oradan emekliyim. Götürdüm. 9.30 mülakata girdi. Oradan aldım. Yatağını götürdüm. Yatağından... Yani iş görüşmesine gitti. En son gördüğünüzü söylüyorsunuz. Kırtasiye'den dosyasını aldım. Bankadan hesap numarasını çıkarttırdım. Aile şeysine, sağlık ocağına getirdim. Oradan sağlık raporunu aldım. Evini teslim ettim. Baba dedi eve mi gidiyorsun? Kızım bugün Cuma dedim ben. Annen belki masraf görmemiştir. Ben pazar gidiyorum dedim. Haydar Bey yanında bu arada kendi hayatında bir benzinle işte bir yakıtla böyle son verdiğini söyle. O yanında peki o sırada cesedin yanında bir bardak ya da bir şey buluyorlar mı? Yok yok hiçbir şey yok. Sadece çakmak. Bildiğim kadarıyla bardak yok, ben öyle biliyorum. Yok yok. Bardak yok, çakmak var sadece. Bir çakmak atıl orada.
Bardak nerede? Madem o bardağı getirdi, kafasını aşağı boşalttı, ateşi yaktı diyelim. Bardağı oradan başka yere götürecek zamanı yok ki. Direkt alev olur yani. Cenaze gömüldükten sonra, şey olduktan sonra ileride çiçek saksıların içinde bir şey bulunmuş. Evet, aynen. O bulunmuş, kokulamışlar benzin. Siz damadın mı bunu yaptığını düşünüyorsunuz? Ben ev halkından düşünüyorum. Halkı hepsiyle beraber bu işe ortak diyorsunuz. Ben başka damadın adı neydi? Özür dilerim. Mehmet. Mehmet'in kayınvalidesiyle beraber mi yaşıyor? Yan yana evler. Hani yemekleri beraberdi. Yemekleri beraber. Evet, görmüşsün mutlaka. Kahvaltıları beraber. Peki bir o kavga nedeni acaba ne? Neden dolayı bir kavga çıkıyor evde? Hiçbir bilgim yok efendim. Ama siz kızınızın, siz de öyle, diğer çocuklarınız da öyle bir cinayete kurban gittiğini, öldürüldüğünü, hayatına son verildikten sonra ben öyle biliyorum. Ben de öyle biliyorum. Hayatına son verildikten sonra bütün izleri yok etmek için, boğuşma izleri vesaire ya da işte her şeyi yok etmek için. Darp izlerini yok etmek için göbekten yukarı yaktılar, göğüsten yukarı. Of, korkunç ya, gerçekten korkunç ama o tarafı da bir dinlemek lazım. Bir odun yakarsın, kömür olur ya, aynı o şekilde. Allah sabır versin, daha 10 gün olmuş, inanılmaz bir acı gerçekten.